Edip Publishing ve Rize Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen International Education Congress, Edip Congress 2024 açılış programına hoş geldiniz. Diyarbakır'da buluşmak bizim için gerçekten çok heyecanlı. Yıllardır kongre yapıyoruz değişik yerlerde ama Diyarbakır'da kongre yapmanın ayrı bir heyecanı var. Bizleri misafir ettiğiniz için, Dicle Üniversitesi olarak bizlere ev sahipliği yaptığınız için yürekten teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim kongremizin ana teması bu yıl doğru bir eğitim, bilimsel, kapsayıcı ve sürdürülebilir alt temalarıyla gidiyor. Burada bilimsellikten biz neyi kastediyoruz? Evrensel anlamda eğitimin temel taşı olduğunu düşünüyoruz bilimselliğin. Ve bilgi çağında da öğrencilerin daha çok eleştiren, düşünen, problem çözen, katılarak öğrenen öğrenciler olmasını istiyoruz. Yaklaşık 800 civarı sözlü sunumun yapılacağı ve eğitime dokunmak tabirinin tartışmalarla, uygulamalı örneklerle ve yabancı katılımcıların sunumlarıyla kültürler arası karşılaştırmalar ve etkileşimlerin de katılımcılara sunacağı yol gösterici ve metodolojik yenilikler ve fırsatlarla hafızalarımızda ve yaşantılarımızda daha somut bir karşılık bulacağı bu önemli kongrenin üniversitemizde, eğitim fakültemizde ve sonuçta Diyarbakır'ımızda yapılmasından çok büyük mutluluk duyduğumu belirtmek, tüm katılımcılara ve desteğini esirgemeyen tüm kuruluşlara veya şahıslara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. EDÜ Kongres 2024'ün açılışında hepinizi selamlamaktan bu mutluluğu duyarken bu ilki kongremiz Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nin ev sahipliğinde olduğunu ifade ettik. EDÜ Yayıncılık İşbirliği ile doğru bir eğitim, bilimsel kapsayıcı, sürdürülebilir ana temasıyla gerçekleşiyor. Bu tema eğitimde en önemli üç temel boyutu vurgulamakta. Bilimsel yaklaşım, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik. Bilimsel bir eğitim sadece teorik bilgilerin aktarımı değil, aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme yetilerini geliştirmesi, problem çözme becerilerini güçlendirmesi ve bilimsel araştırmalara dayalı bir öğrenme süreci oluşturmayı hedefler. As well as thanking formally all of the very important and very significant members of the conference organizing committee and the university, I'd like to pay my own thanks to a number of Turkish colleagues who have engaged very